Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size amatör denizcilik ve tekne masrafları hakkında çeşitli bilgiler vereceğim. Bu bilgiler oldukça fazla sorulan bilgiler ve devamlı tekrar ediliyor. Bir de ben size güzelce bir dile getirmek istedim. Şimdi amatör denizciliğe yeni başlayacaklar için çektiğim bu videoda size masrafları detaylı bir şekilde anlatacağım. Boyu kaç metre olursa olsun tekne kendi tekneniz olduktan sonra inanın size çok büyük mutluluk veriyor. Öncelikle kendi teknenizi kullanabilmeniz için belirli şartlar var. Bunlar 10 beygir ve daha yukarı bir motor için amatör denizci belgesi gereksinimidir. Amatör denizci belgesi tüm denizcilerin Türk karasularında ve yabancı karasularda seyretmesine imkan sağlar. Yani kısaca bir ehliyet demek oluyor bu. Peki amatör denizci belgesi yani ADB nasıl alınır? Çok kolay. Amatör denizcilik belgesi bu gördüğünüz evraktır. Amatör denizcilik belgesi bir kere alınan bir belge ve bunun harcı var. Harcı da 39 lira 70 kuruş. Amatör denizci belgesinde liman daire başkanlığı da veriyor. Bu son yıllarda yapılan bir değişiklikle toplu sınavlar haline getirildi. Amaç 1 milyon amatör denizci oluşturmak olduğu için sınavları okullarda ve toplu yapılabilecek kamu kurumlarında toplu bir şekilde sınav yapılıyor. Önce anlatılıyor size birkaç personel tarafından. Anlatıldıktan sonra sınavda herkes yanındakine bakıyor. Doğru şık ne diyor ve bir şekilde bu doğru şıklar bulunuyor ve herkes geçiyor. Galiba kağıtlarda tam okunmuyor olabilir. Yani kısaca amatör denizci belgesi bu şekilde alınıyor. Amatör denizci belgesi başvuruları şu anda yok pandemi nedeniyle. Bu nedenle önümüzdeki dönemde nerede sınav yapılacağını bulunduğunuz şehirdeki liman daire başkanlığından öğrenebilirsiniz. Diğer bir soru da kısa mesafe telsiz operatörlüğü belgesi yani KMT belgesi diye gene liman daire başkanlıklarınca verilen bir belge. Kısa mesafe telsiz operatörlüğü ise bu gördüğünüz evraktır. Kısa mesafe telsiz operatörlüğünün harcı bulunmakta. Bunun harcı da 25 lira 10 kuruş. Bu belge de 5 sene geçerli bir belge fakat sınavına bir kere gidiyorsunuz. Yani sınavı geçtikten sonra bir daha sınav olmuyorsunuz. 5 sene boyunca geçerli bir evrağınız var. Sonra o evrak bitiyor. Yeniden gidip alıyorsunuz evrağı. Yeniden parasını veriyorsunuz ve 5 sene geçerli oluyor bu evrak. Daha sonrasında oldukça sık sorulan teknelerin vergileri. Aslında teknelerde vergi yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde teknelerin vergisi yok. Hangi boyda olursa olsun teknelere vergi ödenmiyor. Ancak bir tek bağlama kütüğü ruhsatnamesi yani ruhsat harcı var. Ruhsat harcı 5 senelik bir harç gibi düşünülebilir. Aslında belgenin harcıdır. Yani o belgeye bir şey olması, kaybolması, yırtılması, satılması, devredilmesi durumunda tekrar tekrar ödenecek paradır bu. Kendisi de 5 sene geçerlidir. Yani 5 senelik bir harç söz konusu. Bağlama kütüğü ruhsatnamesi ise bu gördüğünüz evraktır. 5 metreye kadar olan tüm kayıklar, botlar vesaire deniz araçlarında aslında bu harçtan muafsınız. Ancak bu harcı bir nedenle sizden talep edebiliyorlar. O da şu nedenle mesela evrağınızı yırtmanız, yırtılması, bunun gibi kaybolması gibi nedenlerden dolayı bu harcı sizden istiyorlar. Bu harcın değeri 5 metreye kadar olan kayıklar, işte botlar vesaireler için 176 TL. Yani 5 yıllık 176 TL ödüyorsunuz gibi bir şey düşünülebilir. Peki daha büyük teknelerde ne oluyor? 5 ile 9 metre arasında 705 lira bu harç. Yani gene 5 sene geçerli bir harç var. Bu da sadece 705 TL. 705 TL'yi devir yapan, mesela ben 705 lirayı ödedim. Ertesi gün teknemi sattım. Yeniden o alan kişi 705 lira verecek. Ben mesela 705 lira ödedim. Ertesi gün evrak yırtıldı, kaybettim. Yeniden 705 lira ödeyeceğim. Ama bunlar başıma gelmezse bu evrak, 705 lira verdiğim bu evrak 5 sene boyunca geçerli. Daha da büyük teknelerde 9 ile 12 metre arasında bu harç 1412 lira. 1412 lira da gene aynı şekilde bunu kaybetmemeniz, yırtmamanız veya devretmeniz, satmamanız durumunda 5 sene geçerli. Yani 5 sene başka bir para ödemiyorsunuz. Bunun adı ruhsat harcıdır. Tekrar ediyorum, herhangi bir vergi söz konusu değil. Yani teknelerin resmi masrafları bu kadar. Başka bir resmi masrafı olmuyor. Bunun dışında tekne alım satımlarda bahsettiğim ruhsat harcı dışında hiçbir masraf söz konusu değil. Tamam, tekneyi aldık ama nerede saklayacağız kısmına gelince işte masraf burada birazcık başlıyor. Tekneler genel olarak römorklu ve römorksuz gibi düşünülebilir. Römorklu teknelere istediğiniz bir yere çekip saklayabilirsiniz. Kendi evinizin veya sitenizin bahçesi de bu işi yapabilir. Ancak römorka sığmayacak veya yelkenli tipli büyük olan tekneleri ise kışlatmak gerekiyor. Kışlama ya balıkçı barınakları ya da marinalarda yapılabiliyor. Balıkçı barınakları oldukça uygun kalıyor marinalara göre. Önce marina ücretinden başlayalım. Marinalarla genelde yıllık sözleşme en uygun olanıdır. Yıllık sözleşme yapılıyor. Örneğin 12 metre bir yelkenlinin yıllık şu an masrafı 3000 euro civarında marinalardan marinaya mutlaka değişiyor. Ama 3000 euro kışlama masrafı var. 8-9 metre yani benim yelkenlimin masrafı ise marinalarda yaklaşık 1800-2000 euro civarında kışlık kışlama masrafı. Balıkçı barınaklarında ise aylık 700-800 lira civarında 9 metreye kadar bir tekneyi kışlatabilirsiniz. Daha büyük teknelerde 1200 lira civarında aylık kalabiliyorlar. Bu masraflar her bölgedeki balıkçı barınaklarına göre değişiklik gösteriyor.
Umarım sorularınıza aradığınız cevapları bulmuşsunuzdur. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi destekleyip takip etmeyi bırakmayın.